Sayın Ercevaliler iyi akşamlar. Gafsin Park'ta 7 koşulu programla bu akşam karşınızda olacağız. Saatler 20.15 olduğunda 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan, 7'li plase heyecanı ekranlarınıza gelecek. Saatler 21.35'i gösterdiğinde ise Gulfstream Park'ta 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlıyor. 7 koşulu programda karşınızda olacağız. Şu ana kadar çıkan safkan veya Jokey değişikliği ise bulunmuyor. Numan ile birlikteyiz ve koşuya katılan safkanları değerlendireceğiz. Evet Numan, dop bir program bizleri bekliyor. Yine el yarışlar da bugün gerçekleşecek. Gulfstream Park hipodromunda. Evet kış sezonunda çok önemli yarışların da gerçekleştirildiği zaman zaman Florida eyaletindeki Gulfstream Park'ta bugün yine doptolu bir program bizleri bekliyor. Senin de belirttiğin gibi listed seviyesinde olan iki stakes koşu bulunuyor. Altı kaynayan dördüncü ve son ayaklarında e, dişi ve erkek safkanların start alacağı çok güzel iki stakes koşu izleyeceğiz. Bunun yanı sıra yine iki yaşlı potansiyel tayların piste çıkacağı bir gün olacak. Üç, üç tane de iki yaşlı taylara mahsus koşu var. Doptolu bir program bizleri bekliyor. E, koşu heyecanı da 21.05'te başlayacak yine program içerisinde 7 koşunun tamamında birer görüntü izleyeceğiz koşuya katılan safkanların da bir safkanın her yarışta bir safkanın görüntüsü ekranlarınıza gelecek. Birinci koşuda favorihanesinde bir numaralı safkanın tek başına yer aldığını görüyoruz. Talbo ekranlara geldi. Tek başına yer aldı. Katıldığı 3 yarışı var. Katıldığı 3 yarışında da çim pistte start aldığını görüyorum. Kum piste kez start alacak. Katıldığı çim pist yarışlarında ikincilikler elde ettiği yarışlarda bulunuyor. Kum pistteki ilk startında favori. Evet, benzer gruplarda fakat Çin pistte start almıştı. Bir numaralı Extravagant Kit ilk 3 yarışında. Bugün ilk kez kum pistte çıkıyor. Keza aynı şekilde ilk kez kapalı gözlükle start alacak bir numaralı Extravagant Kit. E ayrıca son galabı 800 metre 48 yaparken kum pistte yapabileceğinin bir izlenimini verdi. Açıkçası takı değişikliği sonrası, pist değişikliği sonrası bu kez meydana veda edebilir. E, ki orijin itibariyle Kiss Kit ve Prote Extravagant'ın da kum pistte galibiyetlerinde bulunduğunu belirtelim. En babası hem annesi kum pistte koşu kazanmış. Extravagant Kit de e, orijinini yanıltmayıp kum pistte İyi bir yarış sergileyebilir. Tabii rakipleri de bulunmakla birlikte Safgan'ın kum pisti yadırgayacağını pek düşünmüyorum. Koşunun şans isimlerinden birisi. Arka arka dördüncü kez Yuan Leiva ile piste çıkması da önemli bir ayrıntı. E, bu koşuda plashanesinde 4 isim var. 3, 8, 6 ve 7 numaralı Safganlar plashanesinde. Üç numaralı Safkan ilk kez start alacak. Hazırlıklarını e, tamamladı. Yine dereceli galopları da bulunuyor. Edgar Zayas'la piste çıkacak. Bu yıl 16.000 dolara satın alındı. Evet Koşan Altı kardeşinin 4 yarış kazanmış. Bu bağlamda iyi bir e, anneden geliyor. E, ayrıca antrenörünün de %26'lık bir galibiyet yüzdesi var bu Maiden Claiming koşularda. Bu da iyi bir rakam. Eclipse da galopları da Galatasaray Park'ta e, sürdüğü için bu pisti artık tanıyor. Joker Edgar Sayas, yani şanslı isimlerden birisi. Ancak açıkçası e, ilk kez koşacak olması bir dezavantaj olabilir bugün için. Eclipse Sado özelinde e, kendisi de bu yıl e, yalnızca 16 bin dolar bedelle e, alınmış olması da bir soru işareti. Eclipse Sado'nun performansını merakla bekliyorum. Kazanması sürpriz olmaz ancak e, beklentinin altına koşması da oranlarına bakıldığında o da normal karşılanabilir bugün için. 8 numaralı Night Rhythm Louis Sayers de piste çıkacak grubun tecrübeli taylarından birisi. Onun katıldığı bir yarış ekranlara gelecek 16 Ağustos'ta. Gavsten Park'ta ikinci el, ikincilik elde etti yarış ekranlarda. Evet. 1200 metre mesafeli bir yarışta. Evet. En, e, dış kulvarda izlediğimiz isim Night Team son metrelerde ikinciliğe 7 numaralı girecek. bir safkan o yarışta. Evet o gün için 7 numaralı Night Team son metrelerde ikinciliğe girdi ki normal kum pistte kısa mesafedeki son yarışıydı. 16 Ağustos tarihinde 1200 metre kum pistte katıldığı bir maiden koşuydu. Bugünkü rakiplerinden daha zorlu rakiplerle start aldı ve son metrelerde e, iyi bir sprintle ile düzlük sprintiyle ikinciliği elde etti. Bu koşunun ardından bu safkan e, 300 bin dolar bir seks koşuya gitti ancak çok yerlerde tamamladı. Ardından uzun mesafede iki kum pist yarışına çıktı. 1600 ve 1700 metrelerde. Yine hayal kırıklığı yarattı. Son yarışı ise Çin pistteydi. Biraz daha iyi koştu ancak 3. oldu. Bugün tekrardan kısa mesafe ve kuma dönüyor. Bu bir avantaj yaratabilir. 8 numaralı Knight için. O da son galabında 848 yapmış. Yani kısa mesafeyi daha yatkın olabileceğinin bir izlenimi Olabilir. E, tecrübeli isimlerden birisi. Şayet bir tecrübe konuşacaksa bu koşuda bunu 8 numaralı Knight Ritim değerlendirebilir. Louis Saez'le e de bugün ilk kez piste çıkacak olması e, bir avantaj olabilir. Çünkü daha önce e, daha alt seviyede Joker'lerle start almış. Katıldığı tüm yarışlar Gulfstream Park'taydı ve bu mesafede 3. kez start alacak. Ekranlara gelen yarışta da 1200 metre mesafede 1.12.85 ile biten yarışta kazanan Safkan'ın da 3 boy gerisinde kalmıştı. Pleshanesinin son ismine bakalım o da 7 numaralı Grant Nelsi. O da ilk kez start alacak. Javier Castellano ile koşuya katılacak. Oranı 1'e 9 x startında yine Gulfstream Park'ta 1000 metre mesafeli bir yarışta kazanan Safkan'ın 10 boy gerisinde kalmıştı. 2014 yılında 75 bin dolara satın alındı. Evet Grand Nelson'in yarışı 22 Ağustos tarihindeydi ve bin e, 1000 metre mesafede kum pistteki koşuda aslında favori annesinde yer alıyordu hemen hemen. Plas annesinde yer alıyordu. Fakat hayal kırıklığı yaratıp koşudan 6. olarak ayrılırken kazanan Safkan'ın arasında 10 boyluk bir fark bulunuyordu. Fakat bu koşunun ardından bugün birçok değişiklik var Grand Nelson özelinde. İlk kez kapalı gözük takılıyor onun içinde. E, son, bu kez Javier e, Castellano gibi hem bu pistin hem de Amerika genelinde en çok yarış kazanan jokeyle start alacak. E, Antrenörün de başarısı üst düzey bu e, tip koşullarda, maiden koşularda. koşullarda. Ayrıca bir Tiz Wonderful temsilcisi ki Tiz Wonderful'un da Amerika'da iki yaşta hala özellikle çok başarılı yavrularını izledik. E, bugün için Grand Nest'e ilk yarışının ayak kırıklığını e, silebilir. Çünkü e, üç aylık aranın ardından bugün daha dinç e, koşuya girip bence söz sahibi olabilecek isimlerden birisi. Öyleyse ikinci koşuya geçiyoruz. İkinci koşuyla birlikte Gulf Stream Park'ta değerli izleyenler 6 yan ekranlarınıza gelecek. Medya mücadele olacak. Tıpkı birinci koşuda olduğu gibi yine iki yaşlı İngiliz tayları piste çıkacak. Bu kez e, yarış Çin pistte gerçekleşecek. 1800 metre mesafede Çin pistteki bu koşuta favori hanesinde ise 12 numaralı Safka'nın ilk sırada olduğunu görüyoruz. Chad Brown antrene ediyor. Javier Castellano ile start alacak. İlk iki yarışında, ilk yarışında daha doğrusu Belmont'ta etkili bir performans sergiledi. Ancak son yarışında ise yarışanın hiç neredeyse katılmamış gibi bir izlenimi vardı İstediği istediği performansın altında kaldı. E, koşunun favorisiydi ancak kazanan safkanın 9 boy gerisinde kaldığını görüyoruz. E, Düzlüğe çıkıldıktan sonra e, safkan olduğu e, yere bastı diyebiliriz. Evet yine ülkemizin ekranlara getirdiğimiz bir koşuydu. E, üzerine bahis kabul edilen bir koşuydu. Enerji polisi için bugün şayet son yarışını yapmasaydı bugün bu koşunun hatta günün en ciddi favorisi olabilirdi. İlk yarışıyla birlikte buraya gelseydi. Ancak son yarışı senin de belirttiğin gibi tamamen bir hayal kırıklığı oldu. Daha e, zayıf bir grupta katılmıştı ilk yarışın oranla İlk yarışı 75 bin dolar ile 1600 metre mesafede Belmont'ta bir çim yarışıydı ve koşuda çok güzel bir ikincilik elde etti. Akabinde ise e, favori olarak katıldığı koşuda e, senin de belirttiğin gibi hayal kırıklığı yarattı ve koşuyu 11. olarak tamamladı. E, düzük üzerinde e, dış kovardan taklarını yapmaya kalktığı anda e, ufak bir trafik problem yaşadı. Ancak sonra Jockey'de pek fazla zorlamadı. Ee, azıcık enerji polisinin bugün e, kağıt üzerinde favori olmasının en büyük etkeni de Chad Brown'un etmesi ve Javier Castellano'nun binmesi. Çünkü Chad Brown Amerika'nın çimplisi pistte lider antrenörü. E, 20 milyon dolar barajını da geçti son günlerde. E, bu da kendi alanında rekorunu kırdığının bir göstergesi. Javier Castellano gibi jockey de bulunuyor. Bugün ilk kez start alacak bu safkanla. Şayet son yarışını göz ardı edersek bu koşunun net favorisi. Ancak son yarışıyla birlikte bu safkan belki de e, performansını geriye götürmüş de olabilir. Dolayısıyla özellikle bundan da gerçekleştirememiş olduğu idmanlarda da çok da dereceli bir idmanı bulunmuyor. Bakalım bu yarışta nasıl bir performans sergileyecek. Yani ama koşu 2 arabiliriz yani Enerji Polisi'nin son yarışını görmezsek koşunun net favorisi son yarışını birlikte gözlerden alırsak birçok safkan devreye girebilir ki zaten o gün için geride bırakan e, Enerji polisi geride bırakan da 2 3 isim bu koşuda yine start alacak. Evet. 7 numaralı e, safkanda e, bunlardan birisi o da yarışın ikinci şanslı ismi. Southside Warrior. O da katıldığı iki yarışı bulunuyor. İlk yarışında çimpisten kumpiste alınan bir yarışta ilk dörde giremedi. Son yarışındaysa özellikle ben sprintini çok beğendim. Akvelak'taki yarışta az önce bahsettiğimiz 12 numaralı Enerji Polisi'nin de önünde yer almıştı ve son metelerde yaptığı ataklar da 5. olmasına rağmen kazanan Safkan'ın da iki boy gerisinde kaldı. Bugün için ne düşünüyorsun Southside Warrior? Son yarışında belki de grup içerisinde en etkili koşan isimde. 7 numaralı Southside Warrior'ın ilk yarışı senin de belirttiğin gibi Çin pistten kum pisti alınınca hayal kırıklığı yarattı. Ee, sonrasında çimpis yarışına çıktı ve biraz önce bahsettiğimiz enerji polisinin hayal kırıklığı yarattığının koşunun beşincisiydi. Kazanan sapkan intensity ile arasında yalnızca iki boy fark vardı ve fotoya oldukça diri girdi o gün için Elvis Trujillo'yu dersinde. Bugün Julian Lepereau ile koşuya katılacak ki antrenörü de Marquez'e iki yaşlarda bu yıl e, süper işler yapıyor Amerika'da. E, bir Southside Warrior'da ikinci çimpis yarışı olan kariyerin üçüncü startında kesinlikle koşunun şansı silmeninden birisi. Son galabıda 848 yaparken 50 e, sapkan arasında ikinci sırada e, dereceyi elde etti. Dolayısıyla 7 numaralı Southside Warrior e, Park pistine uyum sağlarsa kesinlikle şanslı olmayı hak ediyor. 5 numaralı Regal Kitten 3. şanslı pozisyonda o da katıldığı yarışlarında Saratoga'da ve Kinlet yarışlara katıldı. E, son yarışında Kinlet'te 3. elde etti. 3. elde ettiği yarışında e, sürpriz bir e, isimdi. Bugün e, şanslı bir pozisyonda koşuya katılacak Joe Sharp'ın antren bir isim 5 numaralı Regal Kitten. Evet, George Sharp'ı e, hatırlayan olacaktır. iki gün önce, perşembe günü yine e, ülkemizin ekranlara getirilen koşullarda, Gulfstream Park koşularında iki koşu kazandı. E, George Sharp çok başarılı bir grafik sergiliyor son yıllarda. E, Keza atın sahibi Kenneth ve Sarah Ramsey çifti de özellikle Kittens Joy temsilcileriyle çim pisti harikalar yaratmıştı son yıllarda. Bir Kittens Joy temsilcisi de bu koşuyla izleyeceğiz. Regal Kitten'ı. Regal Kitten de Saratoga'da yarış hayatına başlıyor. Hayal kırıklığı yarattığı koşunun ardından Kinland'da biraz daha uygun gruba ki bugünkü gruba benzer bir grupta start alıp koşudan üçüncü olarak ayrılıyor. Yine ülkemizin üzerinde müşterek bahis kabul edilen bir günde start almıştı ve koşuyu üçüncü olarak tamamlarken dikkat çekti. Bugün e, Park'a geliyor ki Gulfstream Park'ta Joe Sharp'ın ve e, Sarah Ramsey e, küresinin başarısını göz önüne alırsak Regal Kitten bu pisti yadırgamadan e, gibi başarılı bir jokeyle kesinlikle şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Evet 4 numaralı Konkes Sandman'de ilk kez start alacak. Jose Lescano ile koşuya katılacak ki son hazırlıklarında dereceli galoplar yaparak bu koşuya gelecek. Mark Cassie antren ediyor ve Lasix'te kullanarak yarışa katılacak 4 numaralı Conquest Sandman yarışın plase ismi. Evet Marquez'in antrenettiği bir diğer isim Conquest Sandman ki Conquest arasının sahibi olduğu bir isim Conquest arası ilginçtir. Bu tip isimleri safkanlarının çoğuna hemen hemen tümüne veriyor. Conquest Enforcer ilk aklıma gelen ki Kanada'da çok gösterişli grup koşular e, Stakes koşu kazandı. Grup koşuda start aldı. E, Marquez'in iki yaşlarda müthiş işler yaptığını değinmiştik ki Aeroforce'la e, yine çok önemli koşular kazandı bu yıl iki yaşlarda. Conquest de çok ciddi galoplarla geliyor. 1000 metreyi sıfır 9 13 Kasım günü galabı bulunuyor. daha sonra 30 Kasım günü 47'lik, 847 47'lik galabı. Son 4 galabında sürekli derecede galaplar. Çok iyi galaplar. Bir skatleri temsilcisi ancak Çin pistede yatkın bir kağıda sahip. esketleri bir Johannesburg oldu. Yine skatleri'nin e, aşım bedeli 100 bin dolar. Geçtiğimiz yine... vefat etti. Daha da arttı muhtemelen değeri. E, yani bu en azından bu tay, bu tay için 100 bin dolar olarak verilenmiş aşım bedeli. Yine bu tayın da 80 bin dolara alındığını görüyoruz. Evet açıkçası 80 bin dolar alım bedeli o gün için skate 35 bin dolar aşım bedeliydi. O dönemde 2013 yılında. Sakat sonra değeri artınca 100 bin dolara kadar çıktı. Conquest Sandman çok ciddi galoplarla hazırlanması, antrenörün formda olmasıyla ilk yarış olmasına rağmen söz sahibi olabileceği benziyor. Uzun mesafeli bir koşuyla yarış hayatına başlıyor. Bana göre ilgilileri sabır gösterip bu koşuyu hedeflediğini düşünüyorum. 14 numaralı Viva Lockheed e yarışın sahnesinde 16 numaralı P.D.O. o vagonda sahnesindeki bu safkanların yedek olduğunu belirtelim. Evet. E, bu safkanlar yarışta start almayabilir. Onu da belirtelim koşu saatine yakın e, çıkan atları muhtemelen yarışseverlerin beklemesi gerekiyor çünkü hem e, kuponlarında bulundurulması açısından hem de koşunun taktiklerini değiştirebilecek türden değişiklikler zaman zaman karşı karşıya evet. gelebiliyoruz. 14-16 numaralı safkanlar yedek olarak yedek gözüküyor olarak bu atılıyor. yarışta. E, bu koşuda bir görüntümüz var 11 numaralı Little Scotty'nin 31 Ekim'de ee, i̇kinci oldu yarış ekranlara gelecek 1700 metre mesafeli yarıştı şu anda da önde 45. Evet ilginç bir yarış ee, görüntü almamızın en büyük sebebi ise Empress arasında şans verilen Liga Lidl Scotti'yi görmek hem de bu koşuda daha önce start alan taylar arasında önde tempoyu kuran tek ismin Lidl Scotti olduğunu görüyoruz. Şayet bugün de e, ilk defa koşan taylar ya da daha önce koşup da taktik değişikliğine giden taylar önde preze maruz e, bırakmazsa 11 numara Lidl Scotti ilginç bir yarış gelebilir ki bu safkan yarış hayatının ikinci startında izlediğimiz görüntülerde çok güzel bir ikincilik elde etti. Benzer bir grupta koşuydu. E, antrenörü çok başarılı olmasa da Lidl Scotti'nin bu yarışı ee, çok dikkat çekiciydi. Şayet çok prese maruz kalmazsa e, bir sürpriz sonuç gelebilir. Pedro Prado'nun kır temsilcisi 11 numaralı Little 3 Üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşu da birlikte beşli ganyan ekranlara gelecek. 1200 metre mesafede kum pistte bu yarışı izleyeceğiz. Bu yarışta ise değerli izleyenler 10 numaralı Lotket ilk sırada Lord 14 kez piste çıktı, 2 kez kazandı. Yine iki kez kazanmasının yanı sıra 8 kez de ilk üçe girdiğini e, görüyorum. E, bu yıl katıldığı 8 yarışın 7'sinde ilk üçe girme başarısı gösterdi. Yine son yarışlarında Churchill Downs'ta ve Kinland'da katıldığı yarışlar bulunuyor. E, Churchill Downs'tan gelen e, safkanların e, genelde Gavsit'in farklı başarılı olduğu bir döneme e, rast geldik diyebiliriz. Bugün yine Churchill Downs'ta e, start alıp Galatasaray Park'a gelen 10 numaralı Lot Ticket, Joel Rosario ile en şanslı isim olarak gözüküyor. Evet 10 numaralı Lot daha zorlu gruplardan daha uygun bir gruba geliyor. Antrenörü Michael Maker'ın e, antrenörlerindeki ilk yarışı olacak. E, Safkan son yarışında... E, 40 bin dolar ikramiyle bir Claymic koşuda Church Clamps'a senin de belirttiğin gibi bir üçüncülük elde ederken kazanan sapkan Vigoros Titan'lar arasında yalnızca bir boyluk fark vardı ki ve Titan'ın da bir sonraki yarışında 60 bin dolar koşuyu kolay kazandığını görmüştük. Dolayısıyla e, koştuğu gruptaki rakipleri de çok ciddi rakiplerdi bu tip gruplar için. E, çok güzel bir yarış sergiledi Loudcat. Bugün de Joao Rosario dersinde şayet ön grupta yerini erken alırsa kesinlikle koşunun favorisi olmayı hak ediyor. E, tek soru işareti Galop e, görünmüyor kayıtlarında 11 Kasım sonrasında. Fakat e, yeni antrenör geçmesi de belki bunda bir etken olabilir. Şayet e, hazır bir durumdaysa 10 numaralı Hazır durumdaki Laudgat bu koşunun net favorisi diyebiliriz. 7 numaralı Golden Canyon'a bakalım. O e, Şili'den bu yarışa gelecek. katıldığı 3 yarış geçen yıl Şili'deydi. Ve bugün ilk kez e, Gulfstream Park'ta start alacak iyi diş olduktan sonra ilk kez piste çıkıyor ve Lasix de kullanarak bu yarışa katılacak. Todd Pletcher antren ediyor. Javier Castellano ise Buta'ya bu yarışta eşlik edecek. Evet koşunun tam anlamıyla soru işareti kapalı kutuyu nitelendirebileceğimiz bir saf kanı 7 numaralı Golden Canyon. E koşuda daha ön grupta şans verilmesinin ön planda şans verilmesinin en büyük etkeni belki de antrenörü Todd Pletcher. Jockey'de Javier Castellano olunca bu ikilinin çok sürprizle koşuya katıldığını pek göremeyiz. Yine ondan, ondan da ziyade hem antrenör hem de jockey'i öne çıkan antrenör ve jockeyler. Bunun yanı sıra Safkan iyiliş olduktan sonra ilk kez piste çıkacak. İlk kez, de ilk kez Ve son yarışında Şili'de koşmuş olsa da grup 1 yarışta start aldı. Başarılı olamadı ancak o gün için grup bir yarışta 1 yarışta 1-6 gibi bir oranla start aldı. Hani grup 1 yarışta bile şanslı pozisyonda start alan 7 numaralı Golden Canyon bugün çok daha farklı bir gruba geldi. Belki de bundan dolayı Safkan bir anda öne çıktı. Evet, 28 Haziran 2014 tarihinde Şili'de başlıyor yarış hayatına ikinci olarak. Ardından 19 Temmuz 2014 tarihinde 1300 metre mesafede Meydan'a veda ediyor e, handikap koşuyla. E, fakat bir sonraki yarışı ise senin de belirttiğin gibi grup 1 bir, bir koşu. Favorilerden birisiydi ancak 22 boy geride 13. elde etmiş seks koşuda. Ardından e, uzun bir süredir start almadığını görüyoruz bugün için. E, yaklaşık 469 gün sonra piste çıkacak. E, Amerika'daki ilk yarışı olacak. Galopları tatminkar gözüküyor. E, soru şart isimlerden birisi bana göre e, koşuyu kazanırsa da şaşırmam, çok geri tamamlarsa da şaşırmam diyebileceğim bir isim. 7 numaralı Golden Canyon. 6 numaralı Shaft of Light'a geçelim. Shaft of Light'ta yarışın plase ismi 5 kez start aldı, 1 kez kazandı. Ve Shaft of Light'ın 13 Kasım'da ikinci olduğu Yarışı izleyeceğiz. 13 Kasım'da Gulfstream Park'ta piste çıkmıştı. İkincilik elde etti yarış 1200 metre mesafedeydi. 1.11.08 ile biten bir yarıştı ve bu derecenin de yaklaşık 4 boy gerisinde kaldı. Yine kariyerine, yarış hayatına Woodbine'da başladığını görüyoruz. Woodbine'da ilk 4 yarışında start aldıktan sonra son yarışında Gulfstream Park'ta start aldı. 6 numaralı Shaft of Light Eddie Castro ile koşuya katılacak bu safkanında da yarışı ekranlara gelecek. İstersen sen bu safkanı değerlendir. Evet, Woodbine'da e, 2014 tarihinde iki koşuya katılıyor ki ilkini kazanmıştı. Ardından ise bir e, beşincilik elde ediyor. Çin pisti bir koşuydu. E, Senedirik pistteki galibiyetinin ardından safkan Çin pistten kum pistinden koştuysa tatminkan bir üçüncülük elde ediyor bu yıl ilk yarışı olan e, 14 Haziran günü katıldığı koşuda. Daha sonra Temmuz ayında Woodbine'da bir kez daha Çin pistte çıkıyor. Hayal kırıklığı yaratıyor. Sonra Antrenör eşitliği sonrasında Jorge Navarro'nun antrenörlüğüne geçince Gulfstream Park'a geliyor ve 13 Kasım günü aynı pist ve mesafede katıldığı koşudan ikincilik derlirken birazdan ekranlara gelecektir koşuda. Safkan etkili bir yarış sergiliyor aslında çünkü ilk yarışı Gulfstream Park'ta olmasına rağmen güzel bir ikincilik elde ettiğini görmüştük. Bugün için Safkan ilk kez kapalı gözlükle start alacak ve son golabı 847 idi Gulfstream Park'ta 10 Hazırlık günü. Çok dikkat çekmişti golabında koşunun da şansı isimlerinden birisi diyebiliriz 6 numara Shaft of Light için. 3 numaralı Gombi Dancer'da katıldı. 24 yarışta 5 kez kazandı. Bu safkan son yarışında Gulfstream Park piste çıktı. İlk 4'e giremedi. Yine bu safkanın daha önce Gulfstream Park'ta 2 birinciliği bulunuyor. Yine bu mesafede katıldı. 14 yarışta 4 kez kazandı. 3 numaralı Gombi Dancer. Evet iki yarışta hayal kırıklığı atını görüyoruz. Daha önce yaz aylarında Monmouth Park'ta çok başarılı 3 galibiyeti bulunuyordu. Fakat son iki yarışı hayal kırıklığı yaratı. Şayet son iki yarışını e, tekrar tekrarlarsa şansı zor gözüküyor ancak. Evet bu arada Shaft of Light'in yarışı geldi istersen bunu da değerlendir. Evet Shaft of Light önde gördüğümüz e, daha doğrusu iç kuvara gördüğümüz isimdi. E, önde Comfort liderliği alıp farkı açıyordu. İç kuvardan sat, yaptığı ataklarıyla e, o gün için iki numaralı Shaft of Light koşunun ikinciliğini elde etti. Tatminkar bir yarış sergiledi. Galatasaray Park'taki ilk yarışıydı. Bugün ilk kez kapalı gözükle start alacak ki son galabı da daha dikkat çekiciydi. Performansını arttırabilir 7 numaralı, e, numaralı Shaft of 6 numaralı of Light. Shaft of Light. Üç numara Gambi'de eseri konuşuyorduk. Son iki yarışı hayal kırıklığıydı. Ancak 3 yarış üst üste galibiyet serisi bulunuyordu Manmalı Park'ta. Şayet Gulfstream parkı ki daha önce başarılı yarışları bulunuyordu. Uyum sağlarsa bir kez daha hayal kırıklığı yarattığı koşulların izlerini bir Ancak şu an itibariyle son iki yarışı gruptaki rakiplerinin gerisine gözüküyor. Bir numarada El Botas da katılmış oldu. 22 yarışta 5 kez kazandı. Kumpis'te katıldı. 9 yarışında 4 kez birincilik elde etti. Son yarışında Çin e, Pist'ten Kumpis'te alınan e, bir e, yarışta start aldı. E, 6. oldu. Genelde son yarışlarında Çin Pist'te start aldığını görüyoruz. Ancak ben bu safkanın Kumpis'lere e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta Çin Pist'e göre Kumpis'te çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Jose Alvarez'le e, bu koşuda ben şanslı olmasını beklediğim bir Sim olarak e, düşünüyorum. El sen düşünüyorsun. Evet on numaralı Laat Ketin'de e, şayet Golden Ken gibi, Şafsofat gibi isimler performanslarını arttıramazsa belki de en ciddi rakibi diyebiliriz. Bir numaralı El Botaş için. Bunun da en büyük sebebi senin de belirttiğin gibi Sapkan Kumpis'te, Çimpis'te nasılan daha başarılı. Kumpis'te katıldığı 9 koşta 4 e, galibiyet olduğunu görüyoruz ki Son 10 yarışı neredeyse Çin pistteydi. Şayet son yarışını saymazsak son yarışları da çünkü Çin pistte deklar olmasına rağmen kum bir koşuda start aldı ki 110 bin dolar ikramiyle bir Stakes koşuydu. Koşuda kazanan Safkan'ın yalnızca 2.5 boy gerisinde bir altıncılık elde etti ki muhtemelen ilgilerinin dikkatini çekmiş olacaktır. Tekrar Kumpis'te bu kez deklar ediyorsunuz zaman sonra elbette. Yani safkan Kumpis'te başarılı yarışlar sergiliyor. 9 evet. kez Kumpis'te start almış. 6'sında ilk 3'e girmiş. Evet. Bu da Kumpis'te ne kadar başarılı olduğunu bizlere gösteriyor. 4'ünde kazanmış. Bu mesafede 5 koşunun 3'ünü kazanmış. Birinde ikinci olarak ayrılmış. Evet. Bu da mesafeyi de çok iyi yaptığının göstergesi. Muhtemelen koşu saat oranı düşecektir. 1'e 9'luk oranı bulunuyor şu an Elbotaş'ın. Koşunun şans isimlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet ben de mutlaka bu safkanın ilk koşacağını düşünüyorum. İstersen günün bir diğer yarışına geçelim. Dördüncü koşuyla birlikte aynı zamanda dörtlü ligan heyecan ekranlarınıza gelecek 11 ve 10 numaralı Tyler bu koşuda ilk iki sırayı aldı. 11 numaralı Mo Power ilk kez start alacak. Todd Pleasure antren ediyor. John Velasquez binecek ve bu tay 325 bin dolara satın alındı. E yine hazırlıklarına baktığımızda e zaman zaman dereceli galopları, dereceli galopları bulunan bir e, tay. Lasix de kullanarak bu koşuya geliyor Mo Power. Evet Mo Power ile ilgili birçok e, olumlu yandan bahsedebiliriz. En başta Todd Thatcher geliyor pek, e, tabii ki. Çünkü Todd Thatcher bu yıl Gulfstream Park'a muhteşem başladı iki yaşlarlar özellikle neredeyse %50'sini kazanıyor koşullarının hatta daha fazlasını. Şu an itibariyle Jockey ile de John Velasquez ile çok ciddi uyumları söz konusu. Gaston Park'ta başta olmak üzere birçok hipodromda. Ayrıca Mo Power'da bir Uncle Mo temsilcisi. Uncle Mo'da bu yıl ilk kez e, piste çıktı tayları. Coolmore arasında aşım yapan bir aygır ve e, %23'lük bir e, yüzdesi bulunuyor ilk kez koşan taylarda ki çok ciddi bir rakam. İlk kez koşan tayların %23'ü yani neredeyse 4'te biri kazanmış ilk yarışlarını. Ayrıca Lider Aygır olarak da iki yaş taylarda birinciliği koruyor. Mo Power'da Top Belcher'ın elinde bir isim. Kikalopları da tatminkar gözüküyor. 22 Kasım günü 47'lik bir galopu bulunuyor 800'lü. 28 Kasım günü 1'e 1 0 galopları dikkat çekiyor. Koşunun favorisi olmayı kağıt üzerinde hak ediyor. Alım bedeli de aşım bedeli Uncle Mo'nun 25 bin dolarken bu safkanın bu yıl 325 bin dolar alınması da safkan olan umut e, de bir göstergesi. Koşunun haklı favorisi diyebiliriz. 10 numaralı Street Grey'de yarışın ikinci şanslı ismi. O da e, özellikle yapmış olduğu galoplarıyla dikkat çeken bir tay. E, son galopunda bini bir e, yaptı, bini bir çift sıfır yaptı, binini bir çift sıfır yaparken 12 atın idmanda olduğu gün en iyi galobu sergiledi. 750 bin dolara satın alındı Street Grey. 10 numaralı Mo Power'ın ilk rakibi. Evet 10 numaralı Citroen'in en çok dikkat çeken yanı alım bedeli. 750 bin dolar bedelle bu yıl e, Nisan ayında alınmış bir isim. Dolayısıyla muhtemelen iki yaşlı olarak alındığı için e, ilk galoplarında 100 metrelik 200 metrelik galoplarında çok dikkat çektiği aşikar. E, Mark gibi de bugün, bugün sıkça bahsettiğimiz 2 yaşlarda çok başarılı bir antrenörün elinde. E, Julian Lepereau ile koşuya katılacak ki e, son galopları çok dikkat çekiyor onun da. Özellikle 14 Kasım günü 1-1 bir, bir çift sıfır yaparken 14 Aralık gününde de tam bir ay sonra yine aynı galopu gerçekleştiriyor. Son golü 14 Aralık günü. Bini bir çift sıfır e, gününde en iyi işi olmuş. Koşu hazır geldiği e, gözüküyor. Bakalım ilk startında nasıl bir performans sergileyecek Bir Street Cry temsilcisi alım bedeliyle, galoplarıyla, antrenörüyle çok dikkat çekiyor. Koşunun da haklı favorilerinden birisi. O da tıpkı 11 numaralı Mo Power gibi. Evet bu koşudaki görüntüye de istersen geçelim ardından ki zaten şu anda bir numaralı Elvis Smith'i değerlendirecektik. Onun görüntüsü bulunuyor. Elvis 5 Temmuz'da start aldı. 5 Temmuz'da start almış olduğu yarışı ekranlara gelecek. E, katıldık yarışında Gulf Stream Park'ta 1000 metre mesafede start aldı. 58.95'te biten koşuda boyun farkıyla ikincilik elde etti. Son anda mağlup olduğu bir yarışta. Öndeki isim de Evis Smith'i ve 1.46'lık e oranıyla koşunun çok sürpriz ismiydi. Son metreye kadar başarılı direndi aslında. Ancak son anda rakibine koşunun da ciddi favorisi olan rakibine mağlup oldu. E, çok güzel bir yarış sergiledi aslında. E, bugün için verdiği aranın ardından performansını geliştirebilir. Ancak ilk kez koşan tayların da bir adım birisinde kaldığını söyleyebiliriz bugün için. Yine bu grupta yarışa katılan taylar arasında belki de en parlak performansı sergileyen tay olarak da evet, gözüküyor. Bu konuda en fikrim şayet bir tecrübeli tay bu koşuda kazanma yakınsa bu isim bir numara Levent Metay olabilir. Ancak ben biraz daha fazla ilk kez koşan taylara yöneliyorum. Özellikle 3 isimli ilk kez koşan taylardan rakiplerinden ayrıldığını düşünüyorum. 11 numaralı e, Mo Power, 10 numaralı Street Grey değindik. İstersen son olarak diğer Tayland'da bahsedelim. Evet diğer da bakalım. E, 7 numaralı e, Tay o da katılmış olduğu bir yarışı bulunmuyor. Lasix'i kullanacak bu yarışında e, katılmış olduğu bir yarışı bulunmayan ve ilk kez piste çıkan 7 numaralı Impressive Way. İçin ne düşünüyorsun? Evet tatminkar galopları bulunuyor. Bir çift sıfırlı galopu da bulunsa da son galopları biraz daha e, pek dikkat çekmemiş açıkçası benim gözümde çünkü e, orijin itibariyle de çok üst düzey olmayınca antrenörü ve e, jokeyi de biraz daha geride tutuyorum bugün için. Impressive'den e, adı üstünde impressive yani etkileyici bir yarış gelebilir ancak e, diğer 3 ilk kez koşan Tayyip bana göre bir adım daha önünde e, bugün için 7 numaralı impressive'in önünde. 2 numarada Foreman the Foreman'de eee Foreman'de Foreman'de e, katılmış olduğu e, tek yarışında Gulfstream Park'ta start aldı 1100 metre mesafede. 1.06 ile 2 ile bir tane yarışta 1.5 boy geride kaldı ve ikinci oldu. 1100 metre mesafeli bir koşuydu 7 Kasım günü. Benzer bir grupta katıldığı koşudan ikinci olarak ayrıldı. Prospex'in gerisinde kaldı o gün için. Açıkçası son golü iyi gözükse de bugün gerçekten ilk kez koşan tayların potansiyeli çok daha fazla. Bu grupta ilk kez koşan taylardan etkili bir yarış gelmesini beklediğimden ötürü bir adım daha geride tutuyorum. İlk, i̇lk kez koşan taylar arasında oran olarak öne çıkan tayları değerlendirdik. ve o zaman sana... E, 8 numaralı Ank'ı sorayım. Ank nasıl bir performans sergiler? Evet. Bahsettiğim 3 üç taydan üçüncüsü de Ank'tı. E, 11 numaralı Mo Power ve 10 numaralı Street Crew'e koşununda ilk iki sırada şans bulan isimleriydi. ancak 8 numaralı Ank'ın çok geride kaldığını görüyoruz tabloda ki muhtemelen e, erken bahislerde 1.13 e oranı bulunan Ank'ın koşu saati oranının düşeceğini düşünüyorum. Bunun yani, sebebi de yapmış olduğu idmanlar. Çok ciddi galopları bulunuyor. Orijin itibariyle de çok dikkat çekiyor. Tıpkı koşunun favorisi 11 numaralı Mo Power gibi bir o da bir Ank'lı Mo temsilcisi. Uncle Mo'nun da bu yıl e, lider aygır olduğunu iki yaşlarda ilk jenerasyon taylarıyla ve %23'lük ilk kez koşan taylarda birincilik yüzdesinin bulunduğunu belirtelim. Daha önce ankın koşan tek kardeşte yarış kazanmış. Ayrıca antrenörü de %17'lik sprint koşularında başarısı bulunuyor. Gayet iyi bir rakam. Ve en önemlisi de Safkan'ın galopları tayın. 20 Kasım günü 848, 1 Aralık günü 1001 e, 8 Aralık günü 847 ki o gün 87 tayı, e, Safkan arasında en iyi işi yapan isimdi. 8 numaralı Ankın kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, 10 numaralı Street Grave numara Mob Power ile birlikte bana göre koşunun en şanslı üst isim, isminden birisi. Diğer iki rakibinden çok fazla farkını göremiyorum. O da Lasix kullanarak bu yarışa gelecek. Geçelim 5. koşuya. 5. koşudaki örnek görüntümüzle bu yarışa başlayalım. 12 numaralı Tim Kaders'ın 25 Ekim'de İkinci e, ikinci oldu. Yarış görüntüye girecek bir listat yarıştı. E, yaptığı etkili sprint ile ikinci olmuştu. Team Kaldırs yine bu yarışta 11 numaralı Elat isimli e, rakibini de geride bıraktı. E, geride bıraktı rakibiyle start alacak. Geride bırakırken rakibine de e, rakibine yaklaşık olarak 3 boy fark yaptı. Şu anda pistinin en gerisinde en dışa çıkacak yaptığı etkili sprint ile ikinci olacak. Evet Elat orta kulvarda şu an dördüncüdeki isim ki en dış kulvardan da 12 numaralı Tim Colors'ı görüyoruz. Hemen içinde bu metlerde bugün 11 numaralı start alacak olan Elat var. Öndeki offering plan koşucu kazanırken bugün için 12 numaralı start alacak olan Tim Colors çok güzel bir ikincilik elde ediyor. Elat ise o gün için koştan üçüncü olarak ayrıldı. 100 bin dolar ikramiyle bir e Stakes koşu olan English Channel Stakes ki English Channel isimli aygırın e, adına koşulmuş bir koşuydu. E, Elat 3. olurken koşunun favorilerinden birisiydi. Tim Palace biraz daha geride tutulduğu koşudan ikinci olarak ayrıldı. Rakibini mağlup etti bugünkü jokeyi Juarez Rosario dersinde. Sapkan yarış hayatında da Fransa'da başladı bu yıl 22 Ocak günü e, Fransa'da e, katıldığı koşuların ardından e, Amerika'ya geldi ve Saratoga'da ardından Ve Amerika'da katıldığı ilk 4 yarışının tamamında ilk 4'e girerek dikkat çekiyor. Amerika'ya e, uyum sağladı. E bu e, safkan e, katılmış olduğu son yarışında listed halde start almıştı. Bugün yine baktığımızda e, Tropical Park Derby Stakes'te start alacak. Yarışın 3. E, şanslı ismi olarak gözüküyor. Biz istersen favori hanesine geri dönelim. Favori hanesinde ise 10 numaralı Elat var. 10 numaralı Elat'ı da az önce seyrettik. E, baktığımızda 12 numaralı e, Tim Collerson oranlarda önünde yer alsa da son yarışında Tim Collerson 3 boy farkla e, mağlup oldu. O gün için Elat Tim Collerson oranına biraz daha düşük oranla start almıştı işte sanki rakibine geçilirken de o gün mesafe 1600'dü. E, bugün mesafe 1700 ki e, Tim Colors Bayko e yarışı 1700 metre olsaydı o yarışı bile kazanabilirdi. Mesafenin dozaması Elat'a bir dezavantaj getirebilir tabii yavrusuna. E, geçildi rakiple start alıyor ancak favori. Evet favori olmasının en büyük etkeni Elat'ın e, tim alırsan daha kariyerli bir safkan olması olabilir. Çünkü safkan 7 Ağustos günü aynı mesafede 1700'de Grup 2 Hall of Fame Stakes'i yalnızca yarım boy farkla kaybetti. Daha önce e, Grup 2 koşuda yine ikinciliği de bulunuyor 2 Mayıs günü. Dolayısıyla sürekli kendisini tabela içerisinde hatta plasede şans bulan bir isim Fotoya önünde geçerken plasanesinde foto önde geçiyor. E, birinci olduğu, ikinci olduğu koşular sürekli bulunuyor. Her koşuda Grup 2 olsun, Stakes olsun. Dolayısıyla çok kariyerli bir isim. Açıkçası son yarışında koşu çok inanılmaz süratli gitti. E, 846 altı geçilmişti koşunu. Tim Colors da e, adeta tabiri caizse dökülenleri topladı diyebiliriz. Ön gruba gelip güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Şayet bugün de yavaş giderse Elat o zaman daha farklı. Yavaş koşar. giderse Elat kesinlikle e, yine iyi koşacaktır ve hatta Tim Colors'ı mağlup edebilir. Ancak koşuda süratli isimler yine bulunuyor. Başta 9 numaralı Watch Your Own Bubble olmak üzere ki ona da birazdan değiniriz. Çok sürete çıkarsa Team Colors'tan çok etkili bir yarış daha gelebilir. Ve koşunun da net favorisi olabilir. Şayet koşu çok süretli giderse 12 numaralı Team Colors koşunun net favorisi. Son galopları da çok dikkat çekiyor onun da. 1200'lü, 112'lik, 1101'lik galopları gayet iyi. 8 numaralı Tweet Kitten'da e, favori annesinde bir diğer şanslı ismi. Son iki yarışında e, birinci olduğu yarışları kazandı. İki yarışta... E, bu safkanın değerli izleyenler Maiden Special White ve Listed yarıştı. Performansını arttırdı ve 9 numaralı safkanla da ekürist Sen az önce yarışın yavaş gidip gitmeyeceği konusunda yorumda bulundun ki bunu bunu belki de en önemli faktör 9 numaralı safkanın 8 numaralı safkanla ekir olması 9 numaralı safkanın da süratli bir e, safkan olması ile birlikte 9 numaralı e, Watch Your e, Brown Barber'da e, bu koşuda e, yine tempo vermesi beklenen bir isim olarak gözüküyor. Ne düşünüyorsun? 8 numara tweet kitinin e, ikinci baharını yaşadığını söyleyelim. E, yarış hayatında sürekli meydan koşullarda start alıyordu. Fakat 7 koşu sonrasında e, 27 Eylül günü meydana e veda etti. Fakat bir sonraki yarışında ise 30 e Ekim günü, Breeders Cup günüydü ki yine ülkemizden ekranlara getirdiğimiz e, o gün için 7. gayeninde ilk hayalini oluşturan koşuydu ve e, 100 bin dolar ikramiyeli Brand Station 6'ı kazanma başarısı gösterdi. Biraz e, tartışmalı bir koşu oldu. Foul yaptığı gerekçesiyle bir şekilde çekildi ancak e, tweet kitin koşuyu kazanma başarısı göstermişti. Ağır bir pistte koşuydu. Şayet normal pistte bunu e, başarabilirse ki dün e, Park'ta pist gayet normaldi. Bugün yine normal olması bekleniyor şu an itibariyle. Maiden'dan e, e, 8. yarışına çıktı ve bugün 10. yarışını gerçekleştirecek listat yarışta da. E, başarılı oldu. Şanslı ismi olarak gözüküyor. Evet, Elistat kazandı. İlk avantajı da bulunuyor bugün için ülkemizde. Ayrıca Chad Brown'un antren ettiği bir isim ki Chad Brown'un tartışması Amerika'nın en başarılı antrenörü. Havya Castellanos tartılıyor. Tweet kitin açıkçası e, el at gibi koşunun girişatından e, fa fark gösterebilecek bir isim ile birlikte. Şayet yavaş giderse koşu ekürisi biraz daha ağır tempoda götürüp e, prese maruz kalmazsa tweet kitinin de şansı bir o kadar artacaktır. Ancak koşu çok süratte çıkarsa Tweet Kitten ve Elat gibi isimler bir adım daha geride kalıp Team Colors'ın şansı epey artabilir. Bu iç isimde rakiplerinden bana göre e, ayrılıyor diyebilirim. E, özellikle özellikle Eküris da bir tutarsak tweet kitin, 8 numaralı tweet kitin ve 9 numaralı e, Borç Yoron Babar'ı e, 11 numaralı Elat ve 12 numaralı Team Colors rakiplerinden biraz daha ayrılıyor bu stakes koşuda. Evet sana katılıyorum. Öylesi 6. koşuya istersen geçelim. 6. koşuda ise örnek yarışımız bulunuyor. O da 1 numaralı Safkan'ın yarışı. 7 Kasım'da start aldı. 7 Kasım'da ikinci oldu. Yarışı izleyeceğiz. 7 Kasım'da Gulfstream Park'ta e, listed yarışta start almıştı. İkincilik elde etti. Yarış şu anda ekranlarda. Ee, ekranlara gelir istersen sen bu yarışı değerlendir. Evet, Nozep, İkincilikte şu anda. Evet Nozep izliyoruz şu metnilerde. E, ee, bir yarış koştu ki o koşuda 100 bin dolar ikramiyeli bir stakes koşuydu. Yalnızca 1,5 boy farklı rakibine mağlup oldu o gün için Nozet Beach. Bugün e, tekrardan daha kısa olan mesafede daha etkili bir yarış sergileyebilir. Bu piste katıldığı koşunun ardından tekrar Galatasaray Park'ta piste çıkacak. Daha önce galibeti de Nisan ayında bulunuyordu. Nozet Beach kazanırken de bugünkü rakiplerinden iki ismi geride bırakma başarısı göstermişti. Özellikle e, koşunun yine ön planda şans verilen isimlerinden e, 11 numaralı City of Western o gün için 1 e, numaralı Nozet Beach geride bırakma başarısı gösterdi. Dolayısıyla daha önce bu rakiplerinden de start birlikte bana göre Nozet Beach'den etkili bir yarış gelebilir. Orlando Bocacchia idaresindeki son yarışında kendisi eşlik etti. 100 bin dolar ikramiyeli koşudan bugün 62 bin dolar ikramiyeli bir e, optional claiming koşuya geliyor. bugün koşunun şanslı isimlerinden birisi Lamas koşuda. 3 numaralı Safkan yarışın favorisi o da katılmış oldu. 5 yarışta 2 kez kazandı. Kazanmış olduğu yarışlarda Saratoga'da ve Kinlant'te kazandığını görüyorum. Ee, yine kazandığı 3 kazandığı 2 yarışın birinde kumpiste kazandı. Son 2 yarışta şimpiste start almış bir isim. Yine bu Safkan'ın katılmış olduğu son kumpiste yarışı ise 31 Ağustos 2015 tarihinde Saratoga'daydı ve 5. oldu. Gulfstream Park'ta ikinci kez start alacak John de yarışın favorisi 3 numaralı tenisi. Evet Todd Platt'ın bir başka isim John de koşuya katılacak tenisi. Bu yıl yarış hayatına başladı ki Gulfstream Park'ta yarış hayatına başlamıştı. Ancak Saratoga'da 6 aydan sonra meydana veda etti ikinci startındaki ilk yarışı kompeseydi. Daha sonra bir kum yarışına daha çıktı ancak 95 milyon dolar bir elavans koşuda start alınca koşudan 5. olarak ayrıldı. Yine çok kötü koşmadı. Bir sonraki yarışı ise Çin pistiydi Kinnant'ta ve kazandı koşuyu. Sonrasında bir çin pisti yarışına daha çıktı Galatasaray Park'ta ve strex koşuda 75 milyon dolar ikramiyle koşudan 4. boy geride 5. olarak ayrıldı. Bugün tekrar kum çıkıyor. Kum iyi yapan bir isim. Ve en önemli avantajı da bugün için önde çok prese maruz kalmayabilir. 3 numara TNS şayet çok ciddi prese maruz kalmazsa koşunun favorileri arasında yer alıyor. Ki tabloları ilk sırada görüyoruz. Haklı yani favori Yine bu sayında 2014 yılı satışlarında 2014 yılında 1 milyon 150 bin dolara satın alındığını belirtelim. Çok ciddi bir rakam. Evet. Ve dünya cönünü kulmara küresinde sahip olduğu bir isim olması da bunda bir etken. Kulmara bu tip alımlarını dünyanın her tarafında görüyoruz. TNS ile kulmara formasını taşıyan top Çınar'ın antren bir isim. Dolayısıyla kağıt üzerinde kazanması için her şey var. E, tabi uzun zaman sonra kumpiste çıkıyor ki Dawson Park'ta da yarış hayatına başlamıştı. İlginç bir isim. Koşuda kazanması normal sonuç olacaktır ancak rakipleri de bulunuyor HPS. 4 numaralı Radical'da e, yolun en yakın rakibi olarak gözüküyor. Lewis Siles ile izleyeceğiz. Katıldığı e, yarışlarda daha önce 7 kez kazandı. 39 kez kumpiste start aldı. 6'sında birincilik elde etti. Yine bu yıl katıldığı 11 yarışın 4'ünde kazandığını görüyorum. E son yarışında e, ise eee yarışta start aldı. İlk dörtte giremedi ki arka arkaya önemli yarışlarda start aldığını görüyorum ki e, Gulfstream Park'ta yine bu yıl içerisinde Grup iki yarışta dahi start almış bir isim olarak koşuya katılacak. Son 5 yarışında Grup 2 ve Stakes koşularda start aldı ve birincilik elde edemedi. Hatta baş farkıyla kaybettiği bir Stakes koşu da bulunuyor bu pistte. Bir Ağustos günü. Dolayısıyla bugün tekrardan Optional Claiming koşullara geliyor ki bu tip gruplara katıldığı son 3 yarışını kazandığını görüyoruz. 4 numaralı Delokol sevdiği daha doğrusu uygun grupta, sevdiği pistte kesinlikle şans verilmeye hak eden isimlerden birisi 4 numaralı Delokol. Evet, önde gitmesi durumunda ki yarışlık önde götürebilir. Önde boş kalır mı? Ona baktığımda biraz de zor gibi gözüküyor ancak önde ön boş kalırsa artı bir avantaj getirebilir kendisine. 5 numaralı T'ye baktığımız zaman o da katıldı 8 yarışta 2 kez kazandı. Son yarışında Listed mücadeleye katıldı ve Çin pistteki bir yarışta 4. lük elde etti. Öncesinde ise 1400 metre mesafede Gulf Stream Park'ta 1.22.80 yaparak kazandı. O da kazanırken aynı zamanda son düzlüğe çıkılırken liderliği almış bir isimdi. Yine zaman zaman o da önlerde koşu takip ediyor. Evet son yarışın Çin pistteki ilk yarış olmasına hemen güzel bir dördüncülük elde etti. Bir stakes koşuydu. Öncesinde ise Galston Park'ta 1400 metre kum pistte kazandığını görüyoruz. Bu tip gruplarda başarılı olabilen bir isim. 5. şu numara Eben Legacy'de Joao Rosario dersinde ki bugün Joao Rosario'nun çok başarılı Olması beklenen isimlerle start aldığını da belirtelim. Eban Legacy de bugün sevdiği pistteki bütün yarışlarını Galatasaray Park'ta almış. E, haklı favorilerinden birisi diyebiliriz. E, birbirlerine denk güçlü isimlerin yanında Ledokol gibi, Tenesi gibi. Eban Legacy de şanslı olmayı hak ediyor. Bu pisti seven isimlerden birisi. Evet e, bu yarışta plesahanesine baktığımızda ise 1 numaralı safkanı değerlendirdik. 2 ve 10 numaralı e, taylar bulunuyor. 2 numaralı e, safkan e, 2 numaralı safkana baktığımızda değerli izleyenler o da katılmış olduğu 20 yarışındaki kez kazandı. E, bu yıl katıldığı 5 yarışında ise ilk üçe giremedi kazandığı iki yarışta da kum pistte kazandığını e, görüyoruz. Yine katılmış olduğu son startında çim pistte e, ilk dörde giremedi. Yine son yarışlarında tabela girme konusunda sıkıntı yaşayan bir isim olarak gözüküyor. 2 numaralı Kasi Guapo'nun e, bir önceki daha doğrusu iki önceki yarışında 1 Ağustos günü e, lidokol ikinci olurken Falcon Sky gibi Linehart'ın başarılı temsilcisinin arkasında Ledokol ikinci olurken bugün 4 numaralı izleyeceğimiz e, Kasi Guapo koşuyu çok geride 20'nci olarak tamamladı. Dolayısıyla öncelikle Ledokol'u ve diğer rakiplerine geçmesi gerekiyor performansını artırması gereken isimlerden birisi. Açıkçası rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor bugün için son form durumuyla. Ki Dalsın Park'ta katıldığı 5 koşu henüz galibiyeti bulunmuyor. Bu mesafede de birinciliği bulunmuyor. Bu yılda galibiyeti bulunmuyor. Dolayısıyla performansını epey artırması gerekiyor bugün. 10 numaralı Steve Weston'da katıldığı 44 yarışta 8 kez kazandı. Kazandığı tüm yarışlar kumpisteydi. Özellikle son yarışında... Ee tabelaya giremediği bir yarışı bulunuyor ki bugünkü rakiplerinden bir numaralı Safkan'a da geçilmiş birisi. Son yarışında şanslı pozisyondaydı. Bugün biraz arkalarda kalmış gözüküyor. Paco Lopez'le yarışa katılacak. Evet, başlıkta, öncelikle antrenörden başlayayım. E, Peter Wolder son e, iki haftada 9 koşunun dördünü kazanmış antrenör ettiği isimlerle ki gayet iyi bir e, rakam bu. City of Weston'da son koşularında stakes koşularda boy gösteren bir isim ki 23 Nisan günü bu e, pistte bir 60 bin dolar rakameli handikap e, stakes türde bir koşu kazandığını görüyoruz. Daha sonra grup iki koşularda start almış ve özellikle de, de ikinci olduğu Falling Sky'ın kazandığı az önce bahsettiğimiz koşunun da yakın ara dördüncüsüydü. Son yarışına bir hayal kırıklığı yarattı. bir numaralı bugün için Nozetbe için epey gerisinde kalmıştı. Şayet performansını artırırsa önceki yarışlarından bir demet sunarsa tabiri caizse Nozetbiç'i ve diğer ekiplerini mağlup edebilir. şu aşamada rakiplerinin biraz gerisinde kalsa da yine şanslı olması muhtemel isimlerden birisi. Son koşuya geçelim o zaman. Son koşuda ise 3 numaralı Safkan'ın yarışını izleyeceğiz. Javier Castellano ile koşuya katılacak. 12 Eylül'de piste çıktı. Grup 2 bir yarıştı. Sands Point Stakes'te mücadele katıldı. E, katılmış olduğu yarışında değerli izleyenler Belmont'ta start aldı. 5. oldu. Evet 5. olduğu bir koşuydu o Salya'nın bugün için. E, kuvardan iç e, izliyoruz ataklarını, 5.likte kalıyor. E, Yarış severlerimiz 5. oğlu yarışı niye ekranlara geldi diye sorabilir ancak bu koşu grup 2 bir koşuydu. Bugün ise yalnızca 75 bin dolayı bir seks koşu olacak. Yani grup 2 koşunun koştuğu bu yarışın ardından bugün kısa vade ve lisit bir koşuda start alacak olması o saliye koşunun haklı favorisi olmaya yetiyor. Dolayısıyla... Favori hanesinde tek başına yer alan isim Dolayısıyla günün önemli bir favorisi. Evet. Bana Yine de katılmış gün... olduğu yarışlarında. Yarış altına zannedersem İngiltere'de başladı. Ee, ekranlara gelen yarışta Amerika'da katıldığı ilk yarışıydı. O yarışından sonra Safkan Lasix kullanmayı tercih etti. Bugün Lasix ilacı kullanarak yarışa gelecek. Evet Osaylı'nın e, kariyer açısından grubun en e, açık ara hatta günün de en önemli isim e, ismi olduğunu söyleyebiliriz kariyer açısından. Yarış hayatından İngiltere'de başlamıştı iki yaşlığında ve hem iki yaşlığında hem bu yılda e, grup 3 koşu kazandı İngiltere'de ki İngiltere'deki grup 3 koşların bugün e, Amerika'da grup 1'e kadar denk geldiğini görüyoruz hemen hemen çünkü Avrupa'da simpist koşları çok Yine daha önemli. İngiltere'de de genelde bu e, tay, e, bu safkan Dave Dettori gibi çok önemli bir jockey yarışlara katıldı ve onların başarılı olduğu yarışlar evet, bulunuyor. Bu ekürün anlaşmalı jockey Alşak Cup Racing'in Katar'ın e, ünlü ekürlerinden birisi Şeyh Altanen'in e, dünya ünlü e, ekürünün yatırım yaptığını biliyoruz. Trev gibi isimler, Olympic Glory gibi, Tornado gibi isimlerle başarılı oluyor. E, Osayla ise e, bu yıl özellikle Grup 3 koşu galibiyetinin ardından Grup 1 Dijital denemede start aldığını getirdi ve 7. E, olarak ayrıldı zorlu grupta. Daha sonra Royal Ascot Festivali kapsamında ki dünyanın en önemli yarış festivallerinden birisi Sandringham Handikapı yine Dettori ile kazanmıştı Frank Dettori ile. Daha sonra 31 Temmuz günü Goodwood'da grup 3 koşu için piste çıkıp yalnızca yarım boy farkla Emi kaybetti. Daha sonra Amerika'ya geldi ve 12 Eylül günü Belmont'ta grup 2 koşuda izlediğimiz görüntülerde Santiago İtalya kazanırken koştan 5. olarak ayrıldı Osa'yla. Ardından 100 günlük bir ara verdi. E, Lasix'te kullanmayı tercih ettiler. Bugün çok daha farklı koşucular. Evet ucağı. ve yeni antrenöründe evet. geçtiğini belirtelim. Todd Blacher artık antrenör ediyor. E, 100 günlük aradan sonra iyi bir e, galopları da bulunuyor. Epey galop bulunuyor. İlk kez Lasix ile çalıyor ki çok önemli bir e, detay olduğunu düşünüyorum. E, bu tip isimlerle özellikle performansını epey arttırabilir. Osa'yla koşunun ve günün en e, önemli favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da kariyer açısından hak ediyor. Bakalım performansını yansıtabilecek mi bunu? 5 numaralı e, Celestin ise ilk rakibi. O da katılmış oldu. E, 8 yarışında 4 kez kazandı. Kazandığı e, 4 yarışta bu bu yıldı. E, son startında grup 2 yarışta start aldı. Ancak ilk 4'e giremedi. Öncesinde ise e, 3 kez listed yarışlarda birincilik elde ettiğini görüyorum. Belmont'ta ve Gulfstream Park'ta birincilikler elde etti. Son startında Churchill Downs'ta az önce de söylediğim gibi grup 2 yarışta start aldı. Ki yarışında da e, sürpriz bir ismiydi. E, performans etkisizdi son startında. Bugün 3 e, numaralı Safkan İlk rekibi olarak yarışa katılacak 5 numaralı Celestin. 5 numaralı Celestin'in yarış hayatına yine Galatasaray Park'ta başladığını görüyoruz. Özellikle bu yıl Mart ve Haziran aylarında müthiş bir form yakaladı. Üst üste 4 galibiyet elde etti. İkisi Galatasaray'ın parktaydı. Meydana veda ettikten sonra Mart ayının başında. Mart ayının sonunda 75 bin dolar ekrameli bir Stakes koşuyu yine Galatasaray'ın parkta kazanmıştı. Daha sonra antrenör değişikliğine gidildi ve yeni antrenörü William Motti de Mayıs ayının ortasında yine 100 bin dolar ekrameli bir Stakes koşuyu Belmont'ta kazandı. Daha sonra bir 100 bin dolayı ekran veresi koşuda 14 Haziran günü lehine e çevirdi. Müthiş bir form yakalamıştı 4 koşuluk. Fakat sonra Safkan 4 aylık bir ara verince 4 ay arası sonrasında grup 2 koşudaki Churchill Downs'ta koşuyu 10. olarak tamamladı. E şayet son yarışı gerçekten e, hayal kırıklığıydı ve o performansı tekrar buraya yansıtırsa çok e, şanslı olması uzak ihtimal gözüküyor. Ancak 4 koşulu galiba serisindeki formuna dönmüşse Celestin koşulunda favorilerinden birisi. E, açıkçası iki tür Celestin'i izledik bu yıl. E, i̇kinci türdeki Celestin bugün için performansı e, başarılı olmaya yetecek gibi gözükmüyor son yarışıyla. Ancak o pist biraz daha ağır yakın pisti good pistti. Bugün normal yakın olması beklenen pistte daha etkili yarış koşabilir. İlginç isimlerden birisi soru işareti bana göre. 2 numaralı safkana baktığımızda ESO'da katılmış olduğu 7 yarışında iki kez kazandı ki yarış hayatını Fransa'da başladığını görüyorum. E yine Aquelarre'ye katılmış olduğu son yarışını kazandı. Öncesinde Belmot'ta 3 numaralı safkanın 5. olduğu yarışta 3 numaralı safkanın 2 boy gerisinde kalıp 7. oldu. Evet yarış hayatına bu yıl başladı. Terbeste Fransa'da katıldığı koşuların ardından ki meydana da veda etmişti Temmuz ayında. Amerika'ya geldi ve e, az önce izlediğimiz koşu da Grup 2 St. Point start alıp Ossaila'nın o gün için gerisinde koşu 7 olarak tamamladı. Fakat daha sonra 9 Kasım günü antrenör değişikliği sonrasında Christophe Clement'in antrenörlüğüne geçince galibiyete uzandı, favori olarak katıldı. koşuyu kazanması kazandı. da aslında 3 numaralı Osayla için de e, olumlu bir olumlu durum yokamaz. olabilir. Çünkü Ossaila'nın e, mağlup ettiği birisi, e, onun e, geçtiği bir safkan bir sonraki arasında meydana veda etti. Ki geride bırakırken... Amerika'daki meydana veda etti. Evet, Amerika'daki meydana veda etti. E geride bakarken de iki kat bir fark yaptı ve o gün için Osay'la daha şans pozisyondaydı. 1'e 8'lerdeydi. 2 numaralı safkansa 1'e 40'a yaklaşan bir oranla start almıştı. Ve Osay'la 1'e 8'inci kullanacak. Bu da evet, ona ayrı bir avantaj. Bu da olumlu etkilerse 3 numaralı Osay'la da favori olmasına e, bir kanıt diyebiliriz. İramoya'nın e, son yarışı, İramoya'nın son yarışı. E, o da koşunun 1'e şans verilen isimlerden birisi. Şayet Osay'la e, yeni ilacından, yeni antrenöründen e, olumsuz etkilenirse, 1'e 8'inci'den etkilenirse Performansı düşük olursa Ironman'e de devreye girebilir tabi. Son olarak 7 numaralı Light Parisi değerlendirelim. O da Fransa'daki yarışlarından sonra Amerika'ya geldi. Son startında Belmont'ta katıldığı yarışında listed mücadeleydi. Kazanan safkanın 10 boy gerisinde kaldığını görüyorum. Bugün tekrar listed yarışa geliyor. 7'lik bir oranı bulunuyor son yarışında. Performans olarak etkisiz kalsa da bugün oranının düşük olması dikkat çeken bir durum. Fransa'da tatmikar yarışlar sergiledi e, ve 12 Ekim günü de Amerika'daki ilk yarışına çıktı. Pebble Stakes'de e, 200 bin dolar bir koşuydu ve koşunun hiçbir yerinde koşunun içerisinde yer almayıp 8. olarak tamamladı. E, şayet performansını geliştirdiyse ki Chad Brown'dan ettiği isim bugün sıkça değindik. Devreye girebilir Light Paris son yarışı bu gruba yetmeyecek gibi gözüküyor. Ancak performansını geliştirdiyse ve ilk kez bugün kapalı gözüküyle start alacak olmasıyla e, sürprizi gerçekleştirebilir. E, Osayla dolayısıyla devreye e, birinci olamazsa Osayla bugünkü net favori devreye girebilecek birkaç isimden birisi. Lighting Diğer işte Osayla ve diğerleri diye ayırabiliriz. Sane ben ayrıca e, bir iki isimden de bahsetmek istiyorum kısa Tabii kısa. E, 11 numara Tommy de Torpedo'yu ben dikkat çekmek istiyorum. Osayla'nın bana göre en ciddi rakip olduğunu da söyleyebilirim. Tommy de Torpedo, Torpedo için. 18 Ekim günü Belmont'ta kazanıyor e, bu yıl ilk yarışını. 14 Kasım günü ise grup 2 Mrs. Reverse Stakes'e favorilerden biriydi. Koşuda çok ciddi trafik problemleri yaşayıp 6. oluyor. Bugün e, daha etkili bir jokey ile start alacak. Yarış hayatında da kazanarak başlamıştı Joao Rosario idaresinde. Grup 2 bir koşudu son yarışı. Normal pisti de çok seviyor. Chad Brown'la antrenetli bir isim. 11 o safkanla ilgili belki de ben. en olumsuz durum e, e... 2014 yılında yarışın favorisi Osayla'nın O'Sayla start almıştı. Osayla'nın gerisinde kaldı ve Osayla sonrasında bu yıl çok önemli yarışlar sergiledi. Dolayısıyla ben Osayla'nın çok daha gerisinde kaldığını düşünüyorum. Zaten ben de O'Sayla ve diğerleri diyebilirken evet. bunu kastettim. En ciddi rakibi dediğin zaman işte Osay'ların kaldığı için evet. bugün onu geçebilir. E, şayet Şahit Temrit Torpado 3 yaşında daha başarılı bir performans sergileyebilir ki yarış hayatında bu yıl 3 yaş kazanarak başlamıştı. İlginç bir isim tabii Osay'la ayrı koyuyoruz çünkü Osay'la kariyer açısından da e, günün en dikkat çeken ismi. tabi e, tabii çok kesin kazanacak diye bir şey yok at yarışı ancak e, kariyer Eğer açısından da çok. Eğer Osay'ların rakibi Sendelin 10.000 tam 7 Torpado'ysa Osay'la bu yarışta net çok oynadıyor. şanslı olacaktır. Evet grup 3 İstanbul koşusunda da kaydı bulunuyordu ancak heyecan yaptık aslında. Ee, Birçok e, birlikte ancak kesin kaydı olmamıştı. Bakalım Amerika'daki yarışı nasıl olacak bugün için. Evet başka demek istediğin bir isim var mı bu yarışta? Bu yarış o sonra Temri Torpa da değindik. Bir de 14 numaralı Angel Vision'dan etkili bir yarış gelebilir. Bir Oasis Dream temsilcisi. O Tabii da iki... koşarsa. Yedek evet söyleyeyim. yedek bir isim. İlk kez de kullanacak koşarsa e, çıkan atları beklemekte fayda var. 14 numaralı Angel Vision'dan e, kazanmasa dahi tabela içerisinde yer bulabilir. İlginç bir isim. Çok sürprizde şans veriliyor bugün için. Otorite tarafından ben daha etkili yarış bekliyorum. Evet Gulfstream Park'ta 7 koşulu programda saatler 21.05 olduğunda 1. koşuyla birlikte 7 lig ve 7 lig plus heyecan ekranlarınıza gelecek. Saatler 21.35 olduğunda ise Gulfstream Park'ta 6 lig başlıyor. 7 koşulu programda ilk koşu 7 lig başlangıç yarışı, ikinci koşu ise 6 lig başlangıç yarışı olacak. Evet Numan, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı derken sana ben e, klasik sorumu sorayım. Günün en zorlu geçmesini beklediğin yarış. E, açıkçası Altırgan'ın ilk ayağına ben çok zor geçmesini bekliyorum çünkü yine e, son koşulda olduğu gibi enerji polisi aslında dikkat çekiyor ancak son yarışı Hayal Kırıklığıydı ve son yarışına göz önüne alırsak çok ciddi bir bize çıkabilir bu koşta. Çok seyirciye yüksek bir koşu bekliyorum. Altı Nikaya bana göre günün en zorlu yarışı keza Yedili e da gayet zorlu. İki yaş tayların ilk iki koşusu bugün için zorlu gözüküyor. Fakat çim pis koşuları, son yarışlar, seks koşular öne çıkan favorileri barındırıyor. Bir önceki Gavsin Park yarışlarında da oldukça zorlu yarışlar bizleri bekliyordu. Ancak genelde favori safkanlar performanslarını ha. etkili olarak gösterdi ve yarışları kazandı. Bugün bakalım nasıl sonuçlar. Evet, çıkan bizleri da bekleyelim diyelim bu arada severlerimize de çünkü hem koşunun taktiklerini değiştirebiliyor hem de kuponlarında bulunduran esfkanların da çıkarılmasına e, çıkarılması gerekiyor çıkan atlarla birlikte dolayısıyla koşu saatine yakın çıkan atları da e, takip etmesinde fayda var yarı severlerimiz. Öyleyse değerli yarı severler, keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Tekrar görüşürüz. Görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça